Merhabalar. 5. sınıf doğal sayılarla birlikteyiz. 5. sınıf matematik konularının hepsini çekmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar nasıl kelimeleri harflerle oluşturuyorsak sayıları da rakamlarla oluştururuz. Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam deriz. Bu rakamlar 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur. Bu rakamları kullanarak sayıları oluştururuz. Aynı Türkçe'de kelimeleri oluşturmak için harfleri kullandığımız gibi. Rakamların sayısı 10 tanedir. Yani biz sayıları yazabilmek için 10 tane rakam kullanırız arkadaşlar. Sayma sayıları arkadaşlar nesneleri saymak için kullandığımız birden başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara sayma sayıları denir. Sıfır bir sayma sayısı değildir çünkü bir nesneyi sayabilmemiz için olması gerekir. Dikkat sayma sayıları birden başlıyor unutmayalım. Sayma sayılarına sıfır sayısını da katarsak doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar sıfırdan başlar sonsuza kadar devam eden sayılardır. Doğal sayıları en küçükleri ve en büyüklerine bakalım. Doğal sayılar bir basamaklı doğal sayılar sıfırdan başlar dokuzla biter. İki basamaklı doğal sayıların en küçüğü sıfır, en büyüğü doksan dokuzdur. Üç basamaklı doğal sayılar en küçüğü yüz, en büyüğü dokuz yüz dokuz. Dört basamaklı bin en büyüğü dokuz bin dokuz yüz dokuz. Beş basamaklı on binle ba en büyüğü de 99.999. 6 basamaklı 100.000. 999.999. 7 basamaklı 1 milyon 9 milyon 999.999 da en büyük doğal sayı. Evet, çift doğal sayılar birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından birini bulunduran doğal sayılar çift doğal sayılardır. Bakın 0 2 4 6 8 varsa birler basamağında çift doğal sayılardır. Bir basamaklı en küçük çift doğal sayı 0, en büyüğü 8. İki basamaklı 10 98 bu şekilde arkadaşlar devam eder. Sonuna bakın en büyük olacağı için 9 8 olacaktır. 9 yazarsak tek olur. Onun için sonu 8 olacak ve en küçüklerinde ise sonu 0 olmalı. Evet tek doğal sayılar birler basamağı 1 3 5 7 9 rakamlarından birini bulunduran doğal sayılara tek doğal sayılar denir. Bunlar sonunda 1 3 5 7 9 bulunacak. En küçüğü 1 olacak sonunda, en değilsin sonunda ne olacak? 9. Bakın hepsinde 1 var, hepsinde en büyüğünde hepsinde 9 var. Tek olabilmesi için sonu 1 olmalı tek olabilmesi için en büyük sonu 9 olmalıdır. Doğal sayıları basamak ve bölüklerine ayıralım. Arkadaşlar basamak ve bölüklerine ayırmamız gerekiyor. Daha kolay okuyabilmek için sayıları birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar şeklinde basamaklara isimlendirilir. Her üç basamağı bölük adı verilir. Buradaki üç basamak birler bölüğünü, buradaki üç basamak binler bölüğünü, burayı okuduğumuz zaman bin ifadesini kullanırız. Burayı okuduğumuzda ise milyonlar bölüğü, milyon ifadesini kullanırız. Doğal sayıların okunması ve yazılmasında basamak ve bölükler kullanılır. Arkadaşlar. Bir sayı oluşturan rakamların bulundukları yerlere basamak denir. Baktığımızda Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar basamağın adları ve bunlar da bölüğün adları ve sayımız da oluşmuş oluyor. Bakın basamağın adları okla gösterilmiş. Evet bölük neye denir? Bir doğal sayıyı kolay okuyup yazabilmek için sayının basamaklarını sağdan sola doğru 3R, üçer üçer Gruplara ayırırız. Her üç gruba bir bölük denir arkadaşlar. Baktığımızda sağdan sola üç gruba bin, birler bölüğü, ikinci üçlü gruba binler bölüğü, üçüncü üç, üçlü gruba milyonlar bölüğü adını veririz. Evet, bakın bu birler, binler. milyonlar bölüğü gösterilmiştir. Evet bölüğün adları da bunlardır arkadaşlar. Evet her üçlü gruplara bölük denilir arkadaşlar. Bakın üçlü, üçlü, üçlü. Bunlara bölük deniliyor. Bölükler kendi basamak gruplarındaki en küçük basamakla isimlendirilir. Yani son basamakta yedi birlerdir. O zaman birler. Yani son basamakta bin olarak ifade edildiği için buraya binler, son basamakta milyonla ifade edildiği için milyonlar bölüğü olarak isimlendirilir. Son basamaktaki en küçük basamakla isimlendirilir bölükler arkadaşlar. Her basamak sağındaki basamağın 10 katıdır. Arkadaşlar 10 katı, 10 katı, 10 katı, 10 katı. onar onar katlanarak sayımız büyür. 7, 8, 9 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü kullanılır. Arkadaşlar, birinci basamak, ikinci, üçüncü, 4. 5. 6. 7. 8. 9. basamaklara milyonlar bölüğü olarak adlandırırız. Hemen bir örnek yapalım. Yukarıdaki grafiğe göre 2010 2005 yılındaki cam bardak üretimini gösteren sayının 2005 yılında cam bardak üreten sayımız Ne Bu milyonlar bölüğündeki rakamların milyonlar bölüğü neresi? Toplamı binler bölüğündeki rakamların toplamından kaç fazladır? Binler bölüğü pardon milyonlar bölüğü burası binler bölüğü burası arkadaşlar bunların bunlardan kaç fazladır diyor? Bakın milyonlar bölüğü 346 e, milyon 120 bin 415. Baktığımız zaman milyonlar bölüğündeki sayıların 3 artı 4 artı 6 13. Binler bölüğündeki sayılar 120 2 artı 1 artı 0 3. Farkını istiyor soruda cevabımız 10'dur arkadaşlar. Arkadaşlar abaküsle gösterilen sayılarda baktığınızda 1... 1 tane boncuk varsa 1, 3 boncuk varsa 3, 2 boncuk varsa 2, 5 boncuk varsa 5, 2 boncuk 2, 4 boncuk 4, 3 boncuk varsa 3 olarak ifade edilir. Burada gördüğünüz gibi bu sayımız 7 basamaklıdır. 1 2 3 4 5 6 7 basamaklıdır. 7 basamaklı sayının 3. bölük henüz tamamlanmamıştır. Milyonlar basamağı var. 10 milyonlar ve 100 milyonlar basamağı yok. Birler bölüğünde arkadaşlar bakın birler bölüğünde 2, 3, 1 rakamları vardır. Binler bölüğünde 4, 2, 5 rakamları vardır. Milyonlar bölüğünde ise 3 rakamı vardır. Arkadaşlar abaküste herhangi bir basamağı gösteren çubuk boş olduğunda bu basamağı sıfır olarak yazarız. Doğal sayıların okunuşu ve yazılışıyla devam edelim. Doğal sayıları soldan sağa doğru okunur. Her bölükte önce bölükteki sayılar okunur, sonra bölüğün adı söylenir. Yalnız birler bölüğünde adı bölüğün adı söylenmez. Örnek yapalım. Arkadaşlar okunuşu nereden başlıyorduk? Soldan sağa doğru. 123 bölüğün adı milyon. 123 milyon. 410 bölüğün adı bin. 410 bin. 252 şeklinde okuyoruz. Yazılışı da 123 milyon 410 bin 252. Hemen arkadaşlar üçerli ayırıyoruz. Soldan sağa başlıyoruz. 8 bölüğün adı milyon. 234 bölüğün adı 1507 şeklinde söylüyoruz. Hemen üçerli ayıralım. 10 milyon 23 bin 46 şeklinde. Hemen 3'e 50 ayıralım. 720 milyon 300 bin 400 şeklinde. Hemen 3'e 50 ayıralım arkadaşlar. 3 milyon 978 bin 5 şeklinde okunur. Arkadaşlar yazılışı verilenlerin yazılışı verilenlerin okunuşunu yapalım. Hemen 676 bin 2 2 milyon 184 bin 670 23 milyon 127 bölüğün adı milyon 40 bölüğün adı bin 465 şeklinde 9 milyon 286 bin 13 şeklinde 555 milyon 222 bin şeklinde 8 milyon 920 bin 61 şeklinde okuyoruz. Saydaki rakamların sayı ve basamak değerlerine bakalım. Sayı değeri, rakamların bulunduğu basamaklara bağlı kalmadan gösterdikleri kendi değerlerine sayı değeri denir arkadaşlar. Basamaktaki değeri değil, kendi değerine bakıyoruz. 1, 9, 7, 0, 5, 4, 3, 6, 2 şeklinde. Yani kendisinin basamağa bağlı kalmadan değerine sayı değeri diyoruz. Basamak değeri, bir sayıdaki her rakamın sayı değeriyle bulunduğu basamağın çarpımına o rakamın basamak değeri denir. Örneğin birler basamağında 1 bir var. 1 değeri 1. Onlar basamağında 9 var. 10 ile çarpıyoruz 90. Yüzler basamağında 7 var. 100 ile çarpıyoruz 700. Binler basamağında 0 var. 1000 ile çarptığımız için 0. 5, 10 bin, 50 bin, 4, 5. 100 binler basamağında olduğu için 100 binle çarpıyoruz. 400.000. bin. 3 milyonlar basamağında olduğu için 1 milyonla çarpıyoruz. 3 milyon. 6 10 milyonlar olduğu için 60 milyon. 2 100 milyonlar basamağında olduğu için 200 milyon olur. Arkadaşlar bir sayanın değeriyle basamak değeri birbirinin aynısıdır. Baktığımızda arkadaşlar sayımız 253 milyon 450 bin 791. Basamak değerine baktığımız zaman, basamak değeri toplamına baktığımız zaman yine 263 milyon 450 bin 791 aynı olduğunu görüyorsunuz. Bir sayının rakamların basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Hemen yapalım arkadaşlar. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, 10 milyonlar, 100 milyonlar. Burada bölükleri birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Basamak değerlerine baktığımızdan birler basamak olduğu için 1 ile çarpıyoruz. Onlar 10 ile çarptık. 100 ile 0 olduğu için 0. 10 bin ile çarptık 50 bin. 100 binler basamak olduğu için 400 bin. Milyonlar basamağı olduğu için 1 milyonla çarptık. 3 milyon, 60 milyon, 200 milyon şeklinde söyleyebiliriz. 253.450.791 sayısının rakamlarının basamak ve sayı değerleri yukarıdaki tabloda inceledik arkadaşlar. Sayı değerine baktığımız zaman arkadaşlar sayı değeri 5, 8, 1, 5, 2 iken basamak değeri bulunduğu basamakla çarpıyoruz. Birler basamakta olduğu için 1 ile, onlar basamağında onla, ol 10 ile, yüzler basamakta olduğu için 100 binler basamakta olduğu için 1000 ile, on binler basamakta olduğu için 10 ile çarptığımızda basamak değeri 25185 iken sayı değeri arkadaşlar 8 5 daha 13 14 19 21. Bir sayının birler basamağındaki rakamın sayı değeri ile basamak değeri birbirine eşittir. Yani birler basamağındaki sayının sayı değerine bak basamak değeri ile sayı değeri birbirine eşittir. Sıfır rakamının herhangi bir basamakta bulunursa bulunsun basamak değeri her zaman sıfırdır. Arkadaşlar 0 sıfır, yutan eleman olduğu için basamak değeri 0 olur. Sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır? Arkadaşlar 5555 sayısının basamak değeri direkt kendisiydi 5555. Sayı değerine toplarım. 5 10 15 20. Sayı değeri 20. Yani 5555'ten 20'yi çıkarırsak sonucu buluruz. Basamak değerimiz 5555. Sayı değerimiz 20 farkı bize ne yapar arkadaşlar? 5535 yani cevabımız A şıkkı olur. 4.832.007 sayısında 3 rakamının basamak değeri ile 8 rakamının sayı değeri toplamı nedir? 3 rakamının basamak değerine bakalım. Hangi basamakta? 10.000'ler 10 o halde 30.000 eder. 30.000'den 8 değeri 8 rakamının sayı değeri de 8'dir. Topladığımızda arkadaşlar ne yapar? Cevabımız D şıkkındaki gibi olur. Bakın topladığımızda 30 bin ile 8'i topladığımızda cevap D olur. Aşağıdaki aboküslerde verilen sayılar örnekte olduğu tabloya yerleştirirsek arkadaşlar. Bakıyoruz 5 tane boncuk var 5, 7 tane var 70, 6 tane var yüzler basamanda olduğu için 600, 2 tane var 2000, 4 tane var 40 bin yoksa 0. Hemen sıfır yazıyoruz sayı yerine. 3 milyon, 20 milyon ve 1 milyon. Bir tane var 1 milyon. Sayıyı okuduğumuz zaman 123 milyon 42 bin 675 şeklinde olur. Evet bunları bir yazalım. Yok sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var 6, 3 tane var 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane var yok, 1 tane var 2, 0, Son takide sıfıra yazmaya gerek yok. O halde sayımız ne olur? Basamak değeri milyonlar, 10 milyonlar olduğu için 20 milyon olur. 1 milyon olur. Sığmıyor. 1 milyon olur. 6 sıfır atıyoruz. Burada olduğu için sıfır. 10 binler basamanda olduğu için 30 bin. Binler basamanda olduğu için 5 bin. Yüzler basamağında olduğu için 300. Onlar basamağında olduğu için 60. Burada 0. Sayı yazalım. 21 milyon. Bakın olmasa bile arada iki sıfır yazıyoruz. 35 bin 360 yazıyoruz. Bir sayının birler basamağındaki rakam bir artarsa sayı bir azalırsa bir artar veya bir azalır. Onlar basamağındaki rakam 1 artarsa sayı 10 artar. 1 azalırsa sayı 10 azalır. Soruyla devam edelim. 432.056 sayısının birler basamağındaki rakamı 3. Yüzler basamağındaki rakamı 8 arttırırsak sayımız kaç artar? Yüz, yüzler basamağına bakalım. Burası da 8 arttırırsak sayı kaç artar? Hemen yapalım. Abaküste birler basamağına 3 onlar basamağına da 8 boncuk eklersek burası 800 artar. Burası 3 artar. 3 artar. Yüzler basamağında 100 olduğu için 800 artar. Toplam rakamımız 800'ü 3 artar. Devam edelim. 5 basamaklı ve rakamları birbirinden farklı. En büyük doğal sayının onlar basamağındaki rakam 3 artırılır. Yüzler basamağındaki rakam 7 eksiltilirse sayıdaki değişim nasıl elde edilir? Hemen abaküste gösterelim. Onlar basamağında da 3 arttırsak burası 30 artar. Yüzler basamağındaki sayımız 7 eksilirse buradan 7 eksilirse sayımız 7 eksil 700 eksilir. O halde 30 artar, 700 azalırsa toplam 700'den de 30 çıkarırsak 670 azalır sayımız. Aşağıda verilen rakamları birer kez kullanarak istenilen sayıları bulalım. Hemen Rakamları birer kez örneği yapılmış. 5 basamaklı en küçük doğal sayı. En küçük dediği için birden başlıyoruz. 10.000, 10.237. 10, 5 basamaklı en büyük doğal sayı dediği için, en büyük dediği için 7'den başlıyoruz. 7, 3, 2, 1, 0 şeklinde. 5 basamaklı en küçük çift dediği için, en küçük dediği için 1'den başlarız, 0'dan başlayamayız. 1, 0 çift dediği için kalanlar da sadece çift olan 2 olduğu için 3, 7, 2 şeklinde çift dediği için en sona 2'yi yazmak zorundayız. 5 basamaklı en küçük tek doğal sayı. En küçük dediği için yine birden başlıyorum. 0, 2, 3, 7 şeklinde yazarız. 7 binden büyük en büyük küçük doğal sayı. O halde 7 binden büyük en küçük dediği için 7, 0, 1. 2, 3, 7 şeklinde yazarım. Devam edelim. Sayıların milyonlar bölüğünde bulunan rakam hangisidir? Milyonlar bölüğüne baktığımızda 7'dir. Sayısının okunuşu hangisidir? Hemen 30 milyon 86 bin 1. 30 milyon 86 bin 1. Cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim. Birler bölüğündeki birler bölüğünde 387. Birler bölüğünde 387 olacak. 387. Bu olmaz. Bunun ikisi olmaz. 387 yok. Evet. İkisini sildik. Binler bölüğünde 876. 876. Ve milyonlar bölüğünde 678 ise cevabımız A olur. Aşağıdaki nereden hangisi? 9 basamaklı bir sayıdaki bölük adlarıdır. 9 basamaklı olduğu zaman milyonlardır. Milyonlar, binler, birler şeklinde olur. Cevabımız B şıkkı.